Herkese merhabalar. Tarot okuyucusuna hoş geldiniz. Sevgili gönül dostlarım. Bugün sizlerden gelenler köşesinde onun için bu ilişki bitmiş mi? Hani bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi? Ne yapayım, ne edeyim? İşte buna dair üç farklı desteğiyle mutlu son, haber ve başlangıç desteleriyle bir tarot açılımı yapacağız. Bir bakın bakalım, birazcık sizi size bırakacağım ve sonrasında ilk destemizde yani mutlu son destesini seçen gönül dostlarımla bir bakalım bakalım diyeceğiz ve bakacağız. Acaba onun için bu ilişki bitmiş mi? Yeniden başlayacak mıyız? Yani boşuna mı yoksa gerçekten de beklemeye değecek mi? İşte buna dair detaylı bir tarot açılımı yapacağız. Bir bakın bakalım sonrasında dediğim gibi ilk desteğiyle birlikteyiz. Şimdi ilk destemizi seçen yani mutlu son destesini seçen gönül dostlarım. Onun için bu ilişki gerçekten de bitmiş mi? Ne oluyor, ne bitiyor? Hep birlikte bir bakalım bakalım. Şimdi. Müjdemi istiyorum. Gerçekten de müjdemi istiyorum. Şükürler olsun. Hayır, onun için henüz bu ilişki bitmemiş. Fakat acı çektiği doğru. Hani sıkıntı yaşadığı, acı çektiği. Sanki böyle hayatında başka biri varmış gibi yaklaştı, yaptı. Evet, bunlar doğru. Hani böyle şeyler var. Ama hala onun için bu ilişki bitmemiş. Ve bir şekilde yeniden başlayabilmek adına. Öyle ya da böyle sizin cephenizde bir farkındalık yaratmak istediği. Özellikle de Ay Ateş grubundayken yani Ay Koç, Ay Aslan ve Ay Yay burçlarındayken bir şekilde adım atabilir. Bir şekilde onu sevdiğinizi hissettirebilir ve bununla beraber özellikle de yeni ay zamanları. İkizler burcunda, terazi burcunda ya da kova burcunda gerçekleşecek olan bir yeni ay enerjisiyle beraber tekrardan bir araya gelme isteğini göstereceği, yani çaba sarf edeceği, bu ilişkiyi bitirmek istemediğini ya da sizi kaybetmek istemediğini dile getireceği enerjiler var. Çok tutkulu olacak. Hatta bu dönemde belki de onu kıskandırabilirsiniz de ya da belki de sizi çok aşırı derecede kıskanacak. İşte bu enerjilerle beraber ilişkiyi bitirmek istemediğinin farkındalığıyla beraber hareket edebilir. Ama bir seçim yapması gerekiyor. Yani belki de o seçim aşamasını bugüne kadar gelmek istemediğinden ya da belki de henüz o alana kadar o farkındalığı, o uyanışı gerçekleştiremediğinden dolayı birazcık hani uzamış olabilir, size fazla gelmiş olabilir ya da o günden bugüne kadar olan süreçte bunu sürümcemede bırakmış olabilir. İşte o yüzden gerçekten de mutlu sonu görmek istediği, arkadaşlarından da bu süreçte destek alabileceği, yani birilerinin de bir şekilde aranızı düzeltmesini istediği ya da isteyeceği, belki de onları araya koyucu enerjiler var.
Sizin ona bir lütuf olduğunuzun farkında. Onun için çok kıymetli, çok özel bir mucize gibi hayatında olduğunuzun farkında. Yani artık farkında. Öncesinde anlamamış olabilir ama artık bu kafasına böyle dandan oturmuş. Birlikte yakaladığınız o uyumun da farkında. Hani bir şekilde uyumlu olduğunuzu da biliyor. Ve bu uyumu yeniden yakalamak istiyor. Ve bununla beraber bakalım. Dediğim gibi müjdemi istiyorum. Bakın yeniden doğum kartı geldi. Yani sizi gerçekten de istediği çok yoğun enerjiler var. Ve bu ilişki şükürler olsun onun için bitmemiş. Ve bir şekilde artık ya birilerini koyacak ya da bütün gururunu ayakları altına alacak ya da bir şekilde sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden adım atma ihtimalinin çok yüksek olduğu enerjiler var. Şimdi ikinci deste. Haber destesini seçen gönül dostlarıma gelecek olursak eğer bir bakalım bakalım acaba. Onun için bu ilişki bitmiş mi? Ne olmuş, ne bitmiş? Neler oluyor, neler gerçekleşecek? Hep birlikte bir bakalım. Ay 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 ay. Eyvah eyvah. Şimdi. Kalbinde bitmemiş ama kalbinde çok fazla acı taşıdığı enerjiler içinde. Özellikle de bu ilişkiyi ne yazık ki bir dişil enerji karıştırmış. Ve dişil enerjinin karıştırdığını da diğer bir dişil enerji ya deklare etmiş ya bunun farkına varmış ya da ilişkideki olan kadın partner bir şekilde başka bir kadının ilişkiyi kucaladığı ya da ilişkiye zarar verdiğinin farkındalığıyla beraber birazcık böyle sıkıntı enerjisini her iki tarafı da yansıtmış. Kendi aranızda ciddi bir güç savaşı bununla beraber hem kazananın belli olmadığı tartışmalar hem de bununla beraber yaşanan anlamsız ya da acayip rekabet unsurları sebebiyle birbirinizi çok yıpratmışsınız. Hem kendi kendinizi yıpratmışsınız, hani kendi kalbinizi yıpratmışsınız hem de bununla beraber birbirinizi de belki de tarifi olmayan acılar yaşatmışsınız. Her iki taraf da sevmiş. Belki de bu gerçek bir aşkmış. Yani o tutku, o yoğunluk, o ihtiras, o seksüel enerji, o çekim. Belki de bugüne kadar hiç yaşamadınız. Yani ve bundan sonrasında da böyle bir şeyi deneyimleme şansınız birazcık o travmaları sardıktan sonra olma ihtimali var. Bitmemiş ama yeniden başlamaya cesaret edecek kadar da yaralarını saramamış. Belki bir ihtimal ay toprak grubundayken yani bunlar boğa, başak ve oğlaktayken duyguları dile gelebilir. Hani özlem, tutku, istek, bir şekilde bir arada olma enerjisi ama onun dışında zor çünkü her iki tarafta şu anda birazcık enkaz. Yani hem siz enkaz hem de o enkaz. Birbirinize yansıtıyorsunuz birbirinizi. Yani kalpleriniz birazcık kışa dönmüş. Ve aslında her ikiniz de birbirinizin şu anda belki de o soğuk tarafını yansıttığınız. Yalnızlık var. Yani tek başınıza bir ada gibi yalnız olduğunuz. Ne hayatınıza başka birini almak istediğiniz ne de bir arada olmak için de hani belki içeriden, derinlerden bir istek geliyor ama acı hala her iki tarafta çok taze. Birazcık nefes almaya ihtiyacınız var. Birazcık iyileşmeye ihtiyaç var. Bir şekilde olayların sindirilmesine, belki de birbirinize yaptığınız haksızlıkları görmenize, birazcık daha büyümeye, birazcık daha o yaraların kabuk bağlamasına ciddi anlamda ihtiyaç var. Hani o gelse bile sizin de iyileşmeniz gerekiyor. Yani iki tarafın birazcık böyle iyileşmesi önemli. Bu dönemde şifa çalışması yapmanız, kendinize iyi bakmanız
Ve ona da belki de iyi niyetler göndermeniz, olumlu enerjiler göndermeniz kıymetli olacak. Şimdi başlangıç destesini seçen gönül dostlarıma gelecek olursak eğer bir bakalım bakalım acaba. Onun için bu ilişki bitmiş mi? Ne olmuş, ne bitmiş, neler oluyor, neler bitiyor? Birlikte bir bakalım bakalım. Eyvah eyvah diyorum. Gerçekten de eyvah eyvah diyorum. Çünkü ay 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 eyvah eyvah. Şimdi bir yudum bir çayımdan alayım. Birazcık karışık geldi bu deste. Sonrasında hep beraber bir bakalım bakalım diyelim ve yorumlamaya başlayalım. Şimdi. Üzgün, çaresiz, mutsuz. Gerçekten de çok üzgün. Hatta o kadar üzgün ki hem tılsım meclisi hem de ay kartı ile beraber derin bir buhran içinde. Yani ciddi bir sıkıntısı, ciddi bir acısı var. Ve bununla beraber dişil enerji tarafından çok fazla sıkıştırıldığını ya da boğulduğunu ya da bir şekilde onun çok fazla üstüne gelindiği hissiyatı içinde olduğu, hani bu dişil partner olabilir, yani ilişkideki kadın olan partner, anne olabilir, abla olabilir, bir herhangi bir kadın olabilir. Birazcık böyle kadınlar arasında kalmış enerjisi var. Yani çok fazla kadınlar tarafından çekileştirilmiş ya da birileri hep ona bir şeyler yap demiş. Hani hep öyle ya da böyle ve kendi içindeki o dişil enerji, yin enerji de bu dönemde ne yazık ki hortlamış. Kendini çok yalnız hissediyor, kendini çok çaresiz hissediyor ve bir seçim yapması gerektiğini farkında ama o seçimi yapmıyor. Ve kartlara bakacak olursak da o seçimi yapma konusunda da birazcık sıkıntıları var. Çünkü onu kendi haline bıraktığınız takdirde o seçimi yapmayacak. Hani olaylarla yüzleşmek istemediği birazcık böyle kurban bilincinde olmak istediği. Yani o şeyde kalabileceği enerjiler içinde. Özellikle de ayın dolunay fazları onu çok derinden etkiliyor. Ve yine ayın toprak grubunda olduğu zaman dilimleri, yani ay boğadaysa, ay başaktaysa, ay oğlaktaysa, hele hele haritasında toprak enerjileri varsa daha da böyle kendini çaresizler kulübüne ya da kaybedenler kulübüne şey yaptı enerjiler içinde. Biraz zamana ihtiyacı var. Birazcık kendi içinde toparlanmaya ihtiyacı var. Saplantılı bir yapısı olduğundan dolayı hani sizi hayatından kolay kolay çıkartamayacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani onun için bitmiş mi bitmemiş mi kısmı ayrı bir konu ama saplantılı olmasından dolayı ve size de gerçekten de bir bağımlı bir ilişki yaşadığından dolayı diyeyim. Hani bu seneler geçse de atıyorum mesela işte önümüzdeki sene sonraki işte ne bileyim uzun zaman şey olsa da siz hep onun içindesiniz, hep aklındasınız. Biraz böyle kendiyle ilgili aşması gereken şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Yüzleşmesi gereken korkuları, iyileştirmesi gereken alanları var. Evet, onun için bitmemiş ama başlasın diye de şu an itibariyle pek de bir şey yapamadığı, yapmayacağı enerjiler içinde biraz böyle atalardan gelen karması var. Yani nesillerden bu yana gelen enerji yükleri içinde olduğu, o kuvveti şu anda bulamadı. Birazcık zor. Yani onun için gerçekten de zor ve bakın burada da geldi zaten. Arınmaya çok ihtiyaç duyduğu enerjiler içinde. Onun için yapabileceğiniz en güzel şey dua etmek, olumlama yapmak ve bir şekilde farkındalığının ya da uyanmasını dilemek olabilir. Çünkü bu halde de birazcık zor enerjiler içinde. Yani onun da kendi içindeki o karması onu gerçekten de zorlayan, sıkıştıran enerjiler. Onun için hala bitmemiş ama
bitmemiş olması, sağlıklı bir bitmemiş olması demek değil. Çünkü birazcık böyle addicted, yani bağımlılık eşiği çok yüksek. O yüzden onu şifalandırmak ya da kendinizdeki o alanı şifalandırıp ondaki o tezahürünü deneyimlemek siz sevgili gönül dostlarım için önemli ve kıymetli olacağını hatırlatmak istiyorum. Şimdi sevgili gönül dostlarım, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi her dem bütünün hayrına olması niyetiyle her zaman aşk ve sağlıklı kalın ve hoşça kalın.